Abdülkadir Selvi, MC Gürk, Suriye'de PKK ile tehlikeli bir oyun oynuyor. 12 Eylül darbesindeki rolü nedeniyle. Bir demek McGurk var. Irak'ı bölen adam, hani Trump, Daş'ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu, demişti ya. Suriye'de İPG'yi oluşturmak için Daş'ı kuran adam. PKK'nın, YPG'nin hamisi. Trump, Irak'tan ABD askerinin çekilmesi talimatını verince tepki olarak istifa etmişti. Çünkü Irak'taki iç savaşı körükleyen adamdı. PKK'nın hamisi, Irak ve Suriye'yi kaos ortamı içinde tutup PKK'ya bir, terör devleti, kurdurmanın peşindeydi. Biden'ın seçilmesiyle birlikte Afrika ve Orta Doğu koordinatörlüğüne atandı. Celal Talabani'nin ölümünden sonra Kaib Bafel Talabani'nin seçilmesini sağladı. Bafel Talabani ile Mazlum Kobani'yi bir araya getirdi. Süleymaniye'de PKK'ya alan açılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekgörk denilen adam terör örgütlerinin sevk ve idaresini yapıyor, demişti. Hülasa Irak ve Suriye'yi parçalama adına ne varsa yapan, PKK'yı PG'yi besleyip büyüten adam. Türkiye açısından tehlikeli birisi, Mekgörk'ün yeni oyunu. Mekgörk yeni bir oyun oynuyor. O oyunun adı, PKK-YPG'ye sözde yerel seçim yaptırma oyunu. Peki bunu niye şimdi yapıyor? Biden'ın seçimleri kaybedeceğini, Trump'ın geleceğini görüyormuş. Tabii Trump gelince McGurk gidecek demektir. Tehlikeli oyun. Bizim gündemimizde İran Cumhurbaşkanı reisinin ölümü var ama McGurk gitmeden Türkiye aleyhine tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu oyunun adı, PKK'ya özel bir yönetim kurma oyunu. Bu oyunun adı, de PKK'ya bir terör devleti kurdurma oyunu. Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor. Seçim yapılacak yerler. Plan şu, PKK-YPG, Suriye'de 11 Haziran'da yerel seçim yapacağını açıkladı. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklamışlardı. Sonra gelen baskılar üzerine 11 Haziran'a ertelediler. Seçimin Cezire, Deir zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Önce özellik sonra devlet. Böylece, PKK'ya öncelikle, Suriye'de özerk bir statü oluşturacak, sonrasında ise bağımsız bir devlet kurma planını devreye sokacak. Suriye topraklarında seçim yapılacak ama bundan Suriye devletinin bilgisi yok. Suriye topraklarında özerk bir statü oluşturulacak ama Suriye devletinin onayı yok. Müttefikimiz Amerika, PKK'ya Suriye'de önce özel bir statü sağlayacak, sonra terör devleti kuracak ama buna Türkiye karşı. Bu bizim için bir beka sorunudur. Suriye'nin toprak bütünlüğü ayrıca içinde ABD'nin de olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında kabul ettiği kararda, Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor, Suriye krizinin siyasi çözümünün Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği vurgulanıyordu. Hem BİM'e Güvenlik Konseyi'nde bu kararı al, hem de PKK'ya devlet kurdurmak için Fırat'ın doğusunda seçimlerin yapılacağını ilan et. Peki bu Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit değil mi? Daş'tan farkı ne? Bunun Daş'tan farkı ne? Daş da Suriye İhraçı tek bir ülke olarak yönetmeye çalışıyordu. Daş yapmak isteyince tehlikeli oyunda Daş'ın bu planını engellemek için Daş'la mücadele koalisyonu kuruluyor da PKK olunca niye tehlike olmuyor? PKK olunca niye teşvik ediliyor? PKK'nın gölgesi altında seçim. Biz PKK'nın Türkiye'nin içinde de etkin olduğu dönemlerde bölgede seçimlere nasıl müdahale ettiğini çok iyi biliyoruz. Ağrı'da AK Partili sandık müşahiti Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine asmıştı. Van'da AK Parti Özalp ilçe başkan yardımcısı Aydın Ahi evinin önünde öldürülmüştü. PKK'nın isteği dışındaki partilere oy çıktığı köylerde insanları katlettiler. Suriye'de, PKK'nın kontrolündeki bölgede seçim yapılacak. PKK dışındaki Kürtler ve Araplar karşı ama baskı altındalar. PKK'nın denetimindeki seçim demokratik bir seçim mi olacak? Sen gel bunu benim külahıma anlat, nefes aldırmazlar, zaten baskıya başladılar. Kürtler ve Araplar karşı, Suriye Kürt Ulusal Konseyi, belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Muhammed İsmail de, biz bu seçimlere katılmıyoruz, bize göre bu seçim meşruda değildir, dedi. Peki sonra ne oldu? Suriye Kürdistan Demokrat Parti'ye saldırı oldu namlunun ucundaki seçim. PKK dediğin uluslararası raporlara göre en fazla çocuk savaşçı bulunduran bir örgüt demektir. Bırakın Türkmenlere, Araplara, kendisi dışındaki Kürt varlıklarına bile hayat hakkı tanımayan bir terör örgütüdür. Sanki Suriye'de nüfus sayımı mı yapılıyor? Adrese dayalı kayıt sistemi mi var? PKK seçimin yapılacağı yerdeki yerel halkı göçe zorladı, kalmak zorunda olanları ise baskıyla, tehditle sindirdi. Evine bile sahip çıkamayan Suriyeliler seçimde PKK dışında bir yere oy verebilir mi? Namlunun ucunda seçim yapılacağını en iyi McGurk bilir. Çünkü o silahları PKK'ya AB'de veriyor. Önlemeliyiz. Bu oyunun adı ne? Önce seçimler yaptırılacak. Böylece Batı dünyasında PKK'ya yönelik bir sempati oluşturulacak. O zeminin üzerine bir demokrasi kılıfı geçirilip özerklik ilan edilecek. Özertliğin ardından ise PKK devleti gelecek. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye'nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana, dur, demeliyiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yok. Bu Türkiye'nin beka meselesidir. 11 Haziran'daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır.